Gördüğünüz gibi vatandaşın dilinin üzerindeki beyazımsı bir tabaka var. Bu neyi gösteriyor? Bağırsaklarında çok yoğun kandida mantarı var demek. Dilin üzerinde kişinin beyazımsı bir tabaka varsa kandida, sarımsı bir tabaka varsa çok mantar, kahverengimse daha çok, bazen de kıpkırmızı olur, o zaman aşırı vitamin yetersizliği var demek. Ben dille ilgili 30 yıl fotoğraflar çektim, çeşit çeşit insanların fotoğraflarını. Bunlarla ilgili dilden hastalıkların teşhisi diye bir başlıkla doğaltedavi.com fotoğraflar var. İsteyen bakabilir. Nerede var başka? Alternatif tıp tire nok ne kom muydu? Komtere. Komtere. Evet. Şimdi neden kandidadan bahsettik tekrar? Durup dururken bahsetmedik. Geçen bahsetmiştim. Tekrar arkadaşlar yorum yapmış. Diyor ki 10 yıl boyunca her türlü bitkisel kullandım. Hiçbir faydasını görmedim. CDS2 ile lavman yaptım diyor. CDS2 ile lavman yapanlar çoğalıyor. Bağırsaklarından jöle kıvamında kandida dökülmüş. Jöle kıvamında. Geçen hafta da bir başkası yorum yapmıştı. O da deniz anası. O Volkan Bey'di. Bu Gökhan Bey. Bir de hanımefendi vardı. Onun adını unuttum. Onda 12 tane böyle deniz anası gibi tabak şeklinde kandida jöle gibi mantar dökülmüştü. Bu arkadaşımıza da yoğun şekilde kandida mantarı dökülmüş. Fakat bazıları soru soruyor, bu CDS2 nasıl kullanacağız, nasıl kullanacağız? Evet, bir tanesi hatta şu gördüğünüz 2 litrelik lağımın setini eczaneye sormuş. Eczanede 2 litre, tam 2 litre yok demişler. 1 litre 750 milimlik. Yani 2 litre şuraya kadar, bu da 2 litre de. Bizde tam 2 litre yok demişti. O da İzmir'de bulamamış. İstanbul'a gelmiş. Bunu aramış. Bana diyor ki sizde varsa oraya geleyim. Şart değil ki 2 litre desek 2 litre olması şart değil. 1 litre de olabilir. 1,5 litre de olabilir. Ha bir şöyle yapmak lazım. Bu CDC2 2500 ppm olduğu için çok çok yoğun klordioksit içerir. Şimdi vatandaş bunu lavman yaptığında ilk etapta 1,5 litreye, 1,5 litre soğuk, kaynamış soğumuş suya bir çay bardağıyla başlasın ilk yaptığında. İkinciye baksın, eğer karın ağrısı yapabilir, baş ağrısı yapabilir. Neden? Çünkü ölen aşırı mikrop, aşırı bakteri, virüs ve mantar ölür. Ölen mikroplar toksik madde yayar. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Karaciğer ve böbrekler bunu arıtmakta zorlanacağı için ne yapar? İyileşme kırıcı dediğimiz krizler ortaya çıkar. Diof sendrom veyahut da Almanca Herxheimer reaksiyon denen bir durum ortaya çıkar. Yani vücut temizlenirken, arınırken detoks, aşırı oranda mikrop kanda dolaşıyor. Ölen mikropların yaymış olduğu toksik madde, bu da vücut atamadığı için baş ağrısı, bulantı, kusma hafif yani olabilir, aşırı değil. Karın ağrısı olabilir. Bazı insanlar diyor ki ben diyor 2 su bardağı diyor, böyle 2 su bardağı çok karın ağrısı yapar. Herkes bunu kullanamaz. CDS'i 2 katıyorum 1,5 litre suya diyor. Öyle yapıyorum diyor. Bazıları diyor ki 1 litreye 2 su bardağı katıyorum diyor. Ağır olabilir. Önce bir çay bardağıyla başlayın. Hatta bir hanımefendi, hocam bu insanlar nasıl insan diyor, ben diyor çeyrek çay bardağı ancak kullanabildim. Çok ağır geldi bana diyor. Evet, bazı insanlar da bünyesi hassas. Bünyesi hassas olan insanlar da az kullansın. Önemli olan yavaş yavaş alışmak. Birdenbire çok kullanırsınız, aşırı mikrop varsa aşırı mikrop ölür. Ölen mikrop toksik madde yayar. Toksik madde ne yapar? Baş ağrısı yapar, karın ağrısı yapar vesaire vesaire. Kademe kademe artırmak lazım. Her insanın bünyesi farklı. Bazıları çeyrek çay bardağı sorun oluyor. Bazılarını
İki su bardağı sorun olmuyor. Yani arada ne kadar fark var? Birisi 20 milim kullanıyor, sorun oluyor. Yani ne sorun oluyor? Karın ağrısı, baş ağrısı oluyor. Diğerisi yarım litre kullanıyor. 500 mililitre. Bir problem olmuyor. Neden? Bünye. Her insanın bünyesi farklı. Bünyesi hassas olanlar az başlayacak. Kendine güvenen bir su bardağı kullanacak. Kişiye göre değişir. Ben bile bir su bardağı denediğimde karın ağrısı yaptı. Yapabilir. Çünkü ölen aşırı mikrop toksik madde yayar. Evet, arkadaşımız kandidadan kurtulmuş. Allah sabah sıhhat versin diyoruz. Ve geçiyoruz. Evet, bu yorumlar çok önemli. Diyeceksiniz ki her yorum önemli ama şimdi bu yorum niçin önemli şu? Bu yorum adeta bir, pardon, klinik araştırması diyebiliriz. Niye? Neden? Çünkü bu yorum yazan İsmail Yılmazer doktor. Kendi hastaları üzerinde İsmail Bey bizim ürünleri kullanıyor ve hastalarındaki gelişmeleri takip ediyor. Şeker hastası olan bir hastaya 3 kere 3 kapsül dozunda 3 kere 3 kapsül dozunda enginar forte, şahtere forte, deve dikeni forte verdim diyor. Enginar forte, şahtere forte, deve dikeni forte. 3 defa 3. Kule. Vermiş, ne olmuş? Bakalım. Evet. Enginar deve dikeni şahtere 3 defa 3 kapsül verdim diyorum. Karaciğerdeki batmalar geçti. Karaciğer safra kesesi sistemi rahatladı. Şekerde de eskisi kadar yükselmiyor. Şekerde de yükselmiyor. Maşallah. Karaciğer sorunlarını halletmiş. Artık şekerde yükselmiyor. Şeker hastaları bildiğin gibi karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreasın içerisinde beta hücreleri var. Bunlara ada hücreleri, adacık hücreleri denir. Neden? Pankreas aynı el gibi düşünün. Şu şekilde içerisinde böyle nokta 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 insülin salgılayan hücrelere adacık hücreleri denir. Veya beta hücreleri denir. Veya Langhans Selin. Almanlar illaki bir adamın adını koyacaklar. Kendileri bulmuş gibi. İşte pankreastaki bu salgılanan lipaz, amilaz, tripsin vesaire birçok hormon enzim salgılıyor pankreas. 1 litreden fazla günde. Bunun sadece %2'si insülin. Geri kalanı başka enzimler. Bu insülin salgılayan hücreler de beta hücresi. Çok az miktarda var. Bu hücreleri diğer hücrelerden farklı kılan nedir? Jelibon gibi yumuşak olması. Pankreas yağlanırsa, karaciğer yağlanırsa pankreas da yağlanır. Pankreas yağlanırsa sertleşir. Sertleşirse beta hücreleri yeri daralır. Daralırsa nazlı gelinler gibi nedir? Yerim dar oynamayımdır. Ve geri çekilir. Pasif. Böylece şeker hastalığı ortaya çıkar. Eğer zamanla yerini tekrar kazanamazsa, rahatlamazsa ölebilir. Beta hücreleri öldükçe şeker hastalığı ağır bir şekilde ortaya çıkar. Şeker hastalığının bu nedenle kilo almamaları gerekir, zayıflamaları gerekir. Karaciğer rahatlamadan pankreas rahatlamaz. Pankreas ve karaciğerin rahatlaması da bağırsağa bağlı. Bağırsaklardan toksik madde gelirse karaciğer hiçbir şey yapamaz. Evet. Böyle ağır bir hastayı ne yapmışız? Hamdolsun iyileştirmişiz ama burada enginarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Birçok klinik araştırması var. Biz de her zaman her seferinde anlatıyoruz. Şurada şu klinik araştırmalar yapılmıştır. Efendim burada Fintilman ve ekibi Hamburg Riesen Hastanesi'nde yağ sindirim zafiyeti olan 553 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastalarda gözüken şişkinlik, tıkanma, bulantı, kusma, kokuşma, yağ sindirim zafiyeti, ishal, kabızlık, karın ağrısı vesaire hastalar tedavi etmiş.
kandaki lipid, trigliserit, kolesterolün düştüğünü belgelemiştir maşallah. Birçok araştırma yapılmış. Ben burada sadece birçok araştırmadan bir örnek verdim. İsteyen internetten girip bakabilir. Burada İngilizcesi var, Latincesi var. Evet, İsmail Bey Yılmaz Er'le İsmail Yılmaz Er, Doktor İsmail Yılmaz Er'in hastaları üzerinde yapmış olduğu gözlemlere devam ediyoruz. Ne demiş Yılmaz Er? Gözleri zayıf olan ve göz kurulu olan bir hastamın diyor problemlerini Spirulina Forte günde 4 kere 3 kapsülle bir ayda düzel diyor. Maşallah maşallah. Yılmaz Er maşallah çok iyi. İyi çalışıyoruz. Bizim en değerli bayimiz. Yılmaz Er, Allah razı olsun bütün hastalarını hiçbir kimyasal kullanmadan veya az kullanarak iyileştirmeye çalışıyor. Maşallah. Ne diyor? Gözleri zayıf olan ve göz kurulu problemi olan hasta mı diyor? Günde 4 kere 3 yani 12 tane kapsül. Bir ay içerisinde düzeldi maşallah. Spirulina nedir? Spirulina Hawaii adalarında, Türkiye'de de bazı üniversiteler yetiştiriyor şimdi. Tatlı suda yetişen bir yosun. Çok çok küçük. Şimdi bu yosunun birleşiminde 1 gramında 5 kilo zebze ve meyvede olan vitamin, mineral, enzim, amino asit vesaire hepsi var. 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B5, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9, esensiyel ve esensiyel olmayan bütün amino asitler. Hiçbir gıdada olmayan her şey bunda var. Enerji deposu. Kim diyor? Gökçek diyor. Deyip geçmiyor. Ne içeriyormuş? Vitamin A yani beta karotin, K vitamini, B2, B3, B6, B9, B12 vitamini, H vitamini yani biyotin, B8 vitamini, E vitamini, B5 vitamini daha ne içerisinde? Her şeyi içeriyor. Evet, minerallerin istediğiniz lazım olan her şey var. Kalsiyum, demir, fosfor, iyot, magnezyum, çinko, selenyum, bakır, mangan, krom, molibden, sodyum, potasyum, bor. Burada içeriyormuş. Maşallah, maşallah. Evet. Balık yağlarında olan omega 3, 6, 9 hepsi var. Geçelim, geçelim. Ve amino asitler kas yapıcı özelliğe sahip. Bu nedenle kas yapanlar, spor çalışanlar, fitness'e gidenler bol bol kullanmasında problem yok. Protein yerine bunu kullansınlar. Çünkü proteinin yan etkileri var. Aşırı amonyak çıkabilir. Zehirlenip ölebilir kişi. Hatta bir bayan ölmüştü Avustralya'da fitnessçi. Protein kullanmaktan öldü. Evet görüyorsunuz. Her türlü amino asit burada var. Bazıları gidiyor. Hazır protein alıyor. Bir de yallah zehirlenmeden ölüyor. Yaşamak istiyorsan dikkat edeceksin. Evet. İsmail Yılmaz Er'le devam ediyoruz. Yılmaz Er ne diyor? Bir hastamız mide ülseri vardı. 2 ay tonik aloe vera jel kullandı ve damla sakızı macunu kullandık. Damla sakızı macunu nerede? Aa, buradaymış. Damla sakızı ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan bu araştırmalarda gastrit, ülser, reflü ve mide kanseri, kolon kanserine karşı dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn, IBS gibi bağırsak rahatsızlarını tamamen iyileştirdiği belgelenmiştir. Kim diyor? Diyeceksin, bazıları diyecek ki ya atma diyecekler. Çünkü alışmış Türkiye'de herkes atıyor ya. Türkiye'de herkes %99'u atıyor maşallah. Şeysiz, desteksiz. Biz ne söylüyorsak ispat ederiz. İşte ispat edemeyeceğiniz bir şeyi konuşmayız. Çünkü konuşursan 3 gün sonra ortaya çıkar. Yalan yok. Ne diyor? Profesör Doktor Hughes İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde gastrit ülseri olan hastayı tedavi etmiş. Bir. İki. Profesör Doktor Rö Kim Lee Güney Kore'de Dong Kong Üniversitesi'nde 48 Helicobacter pylori bakterisi yani gastrit ülseri reflüsü olan hastayı tedavi etmiş. 3 profesör. 2007 yılında Asterioris, Theodoris, Sergentinianis, Sergentinianis ne demek?
Sergentin oğlu yani. Sergen'in oğlu. Bu bizim Sergen'in oğlu olmaz. Evet. Yunanların soyadının yarısı neredeyse Türk düşman ismi, Müslüman ismi. Mesela bir sürü isim var. Neden? Anadolu'ya biz 1071'den gelmeden önce son gelişimiz tabii ilk gel. Türkler Anadolu'ya belki 100 defa gelmiş gitmiştir. Anadolu'da yaşayan Türkler, daha önce gelip burada yaşayan Türkler, Türkçe isimler taşımışlar tabii ki hepsi. Hristiyanlık dinine girmişler. Adamlar kendilerini tabii Yunanlılaşmış. Yunanistan'ın aslında yarısı Türktür. Neyse başka bir konuya girdim. Evet, 133 hastayı tedavi etmişler. Hastalarda gözüken ortaya çıkan rahatsızlıklar, kolesterol ve şeker hastasını tedavi etmişler. Neyle? Damla sakızıyla. Tabos, Atina Üniversitesi mide ağrısı, mide yanması olan hastalara tedavi etmiş. Atina'da bile adamlar klinik araştırması yapıyor. Türkiye'de maşallah hiçbir şey yok. 200'den üniversitemiz var. Ne iş yapıyor bunlar? Yani gelip yatıyor. Çiftlik. Maşallah. Yine Yunanistan'da. Ben Yunanistan'dan örnek vermek zorunda mıyım ya? Bazen öyle gidip şu üniversitelere biraz La ilahe illallah. Kalliaro ve ekibi Crohn hastalarını ülseratif kolit, kolit, morbus Crohn gibi rahatsızlıkları tedavi etmişler. En sonunda Miami Üniversitesi, Atina Üniversitesi, Selanik Üniversitesi yine Yunanistan. Buyur. Bazıları diyor ki niye Yunanistan'dan örnek veriyor? Türkiye'de klinik araştırması yapıldı da vermiyor muyum? Söylemiyor muyum? Neyse geçelim. Canım sıkılıyor bunları. Klinik araştırmalarla 116 kanser hastasını kolon kanserini tedavi etmiş. Evet. Damla sakızı. Evet. Doktor İsmail Bey'in ülser hastasını tedavi ettiği söylemiştik. Damla sakızı, tonik, aloe vera jel. İsmail Bey'in bu dördüncü yorumu maşallah. Ne diyor? Merhaba, annemin tomografi ve MR çekilmektedir diyor. Annesi. Tomografi ve MR. Radyasyondan kemik ağrıları olmaya başladı. Geceleri uyuyamıyor. Günde 3 kere 3 kapsül Söğüt Forte kullandı. Henüz bir hafta oldu. Artık uyuyabilecek kadar vay anasını. Tomografi ve MR çekilmiş. Dolaylı radyasyona uğradığı için kemikleri ağrıyor. Ağrıdan geceleri uyuyamıyor. Ne yapmış İsmail Bey? Annesine 3 defa 3 Söğüt kapsülü vermiş. Vay canına. İbrahim Gökçek. İbrahim Gökçek kim? Dünyanın en büyük herbalisti benim. İddia ediyorum. Bu benim yapmış olduğum işi bir başkası yapabiliyor mu? Onlar sadece 50 gramlık çınar yaprağını 98 liraya satıyorlar. Biz kilosunu 5 liraya alıyoruz, 15 liraya satıyoruz. Bu kadar. Onu paketlemesi, ambalajı vesaire. Kilosu 15 lira, 20 lira saat. Bu adam 50 gramını 98 lira yazıyor, satıyor. Bir de yani kilosu kaça geliyor? 2000 liraya geliyor. Ondan sonra da dinden imandan bahsediyor. Ayet okuyor, hadis okuyor. Türkiye'de ne kadar şikayetçi çok. Evet, ben hakim mi olacağım, savcı mı olacağım, yargıç mı olayım? Hiçbir şey. İşime bak. Evet, ne diyoruz? Tomografi ve MR çekilmekte diyor. Bundan dolayı ortaya çıkan radyasyondan dolayı kemik ağrıları olmaya başladı. Geceleri uyuyamıyor. Ağrıdan, sızdan. Günde 3 defa 3 Söğüt kapsülü kullandı. Henüz bir hafta oldu. Artık uyuyabilecek kadar ağrıları azaldı. MR İngiltere'de yapılan son araştırmalarda MR ve tomografinin radyasyon yaydığı ortaya çıktı. Aman dikkat edin, lüzumsuz yere tomografi MR'a girmeyin. Kanserojen dediler. Önce çok çok önemli dediler. Şimdi İngiltere mecbur kalmadıkça MR tomografi hastalara uygulamıyor. İngiltere akıllandı. Biz de akıllanacak mıyız? Bizim akıllanmamız zor. Yıllar önce bir Ahmet Bey vardı. Bu maşallah işinde gücünde yine vardı değil mi? De var. Arada sırada geliyor yine. SAT komandosu. Boğazda 30 metre derine dalmış. 15-20 dakika kalması gerekirken oradaki rengarenk aleme 2 saatten fazla kalmış.
Yani fark etmemiş üşüdüğünü, dışarı çıkınca başlamış bir üşüme, titreme 2008 yılında bana gelmişti. Ahmet Bey, SART komandosu tabi hastane, Gata'da yatmış hastanede. Çeşit çeşit ilaçlar, ilaçlar, ilaçlar. 6 ay her türlü ilaç kullanmışlar. Adam gittikçe kötüleşmiş, kötüleşmiş, kötüleşmiş. Bana getirdiklerinde iki kuzeni, amcaoğlu kollarına girmişler, getirmişler. Adam yürüyemiyor bile. Koltuğa oturdu. Biri sağından biri soluna tutuyor. Niye, ne oluyor dedim. Dermanı yok. Halsiz dermansız düşer dediler bırakırsak. SAT komandosu oturamıyor. Sağdan soldan tutuyor da düşecek diye. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Ne ilaçları kullanıyorum dedim. Dediler ki hangisini sayaklıdır? Ya söyleyin. Bir valiz dolusu ilaç. Allah Allah. Zehirlenmiş bu kimyasalla ilaçları kullana kullana zaten. Kullanılmadı, denenmedik ilaç kalmamış. Hastalıktan kurtaramadıkları için. Kronik yorgunluk sendromu. Adam iş SAT komandosu. Daha sonra tabii ayrılmış. Emekli olmuş. 40 yaşında. Çalışıyor. İş yeri var. Motosiklet satıyor. Tamirhanesi var. Ama işe gidemiyor. Evde yatıyor böyle. Bir şey yerse yiyor. Fazla yerse davul gibi şişiyor. Bana getirdiğinde öyle o vaziyetteydi. Hallederiz inşallah. Problem yok dedim. Bizim ürünleri kullandı. 2 ay sonra dedi ki ya ben çalışabilir miyim? Nasıl kendini nasıl yaşıyorsun? İyiyim. Tamam dikkat et. Ağır çalışma. Çalış git çalış dedim. İyi gelir. Adam işine gidip gelmeye başladı 2 ay sonra. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay derken iyileşti hamdolsun. Ama arada sırada geliyor 6 ayda bir yine iştir. Sırf bağışıklık sistemi güçlendirmek için alıyor kullanıyorum. Kronik yorgunluk sendromu. Öyle bir hayatımda ilk defa zamanında SAT komandolu yapmış kişi yataktan kalkamayacak duruma gelmişti. Onu iyileştirdik hamdolsun. Kronik yorgunluk sendromunu birçoğu sebebi bilinmiyor diyor. Sebebi bir EBV virüsü olabilir. İki kandida mantarı olabilir. Üç Lyme hastalığı olabilir. Ama burada EBV virüsü yani Epstein-Barr virüsü var. Bu virüs vücuda girdiği zaman çünkü koltuk altı lenf bezleri şişiyor bunda. Vücuda girdiği zaman bağışıklık sistemi onu tanır da yok ederse eder. 15 gün içinde edemezse lenf sistemine yerleşiyor ve bağışıklık sisteminin buna antikor göndermesini engelliyor. Özel bir protein gönderiyor. Bağışıklık sistemi ne oldu? Körerdi. Tanımıyor onu artık. Müdahale edemiyor. Bu neye benzer? Gözü bağlı profesör boks. Ringe çıktın gözün bağlı. Sağdan soldan yumruklar geliyor. Nereye yumruk atacaksın? İşte bağışıklık sistemi çöktüğü için kişi ne oluyor? Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Sürekli bağışıklık sistemi çalışıyor. Sürekli. Lenfositler yani VBC sürekli yükseliyor. Sürekli CRP'si yükseliyor. Sedimentasyon vesaire vesaire. Yani bir şey yapamıyorlar. Hamdolsun onu iyileştirdik. Şimdi onun yeğeni evlenmiş. Hem hanımında ve kendinde sorunlar olduğundan çocukları olmamış. Demiş ki eşine hamile kalamıyorsan sendendir sen git demiş. Bir baktı doktora ne var? Doktora gitmiş hanımı miyom ve kist var demiş. Bize geldiler. Amcalarından dolayı bizi tanıyorlar. Biz de onlara zerdeçal hayıt hayıt zerdeçal seti verdik. Kullandı, kullandı, kullandı. 4-5 ay sonra ne oldu? Kistler eridi. Hiçbir sorun kalmadı. Fakat yine hamile kalmamış. Şahin Batur Bey'in hanımı.
tartışmışlar. Ne oldu, niye oldu, niye doktora git falan filan. O demiş ki ben doktora gittim. Hiçbir sorun yok. Bir de sen git. Belki sende de sorun var demiş. Kocası da istemeyerek doktora gitmiş. Doktora gidiyor ki ne diyor doktoru? Evet. Miyom kist hayıt setiyle erimiş hanımın da. Değerleri normale dönmüş. Fakat bu sefer de kocasını doktora gönderiyor. Bu sefer de kocasının hipofiz bezesinde mikroadenom kist. Mikrofiz, hipofiz bezesinde bir santimden küçük olursa mikroadenom, bir santimden büyük olursa makroadenom denir. Kist. Kist oluşursa ne olur? Mikro makro. O çok büyük hastalıklar ortaya çıkar. Cinsel isteksizlik, düşük kan basıncı, halsizlik, stres vesaire vesaire. Ama en önemlisi de nedir? Ha. Ay ay ay. Şimdi hipofiz bezesinin kisti ameliyatı adenomu aldırmak mümkün. Burundan giriliyor. Şuradaki hipofiz bezesindeki makro veya mikro adenom alınıyor. Girilip buradan ameliyat ediliyor. Fakat 6 ay 1 yıl sonra tekrar mikro makro adenom ortaya çıkabiliyor. O nedenle hipofiz bezesi ameliyatı çözüm değil. Şimdi bu hipofiz bezesindeki kist, mikro makro adenom her neyse yukarı doğru büyürse gözün çevreyi algılaması zorlaşıyor. Aşağı doğru büyürse görme zafiyeti ve renk seçimi ayrımı zorlaşıyor. Yani göze zarar veriyor. Kist büyüdükçe cinsel yetersizlik, isteksizlik, halsizlik, dermatitlik, yorgunluk, stres, tiroid bezelerinde hormonları bozuyor. Çünkü hipofiz bezesi nedir? Hipofiz bezesi bütün hormonların orkestra şefi. Orkestra şefi. Yani nasıl ki bir müzik şeyinde o şef olur, orkestra şefi koroda. İşte buradaki hipofiz bezesi de evet şu beze insan vücudunda salgılanan büyüme hormonu yani gelişme hormonu, testis üstü bezeleri hormonu yani testosteron hormonu, kadınlarda yumurtalık salgılanan hormonlar, pankreastaki hormonlar, karaciğerdeki hormonlar, insan vücudunda salgılanan tiroid bezindeki hormonlar, bütün hormonların kontrolü bu hipofiz bezesinin salgılamış olduğu hormonlar yönetir. Orkestra şefi bu. Bütün kontrol burada. İşte şurada mikro makro adenom olursa ne olur? Yukarı doğru olursa buradan sinir geçiyor şu aradan. Gözü kontrol eden sinir. Gözün görmesini zarar veriyor. Aşağı doğru basık oluşursa yine görme zafiyeti ve renk ayrımı sorunları ortaya çıkıyor. Birçok rahatsızlığı tetikliyor. Evet. Ne diyor arkadaşımız? Hipofiz bezesindeki mikro adenom isimli nodül var demiş doktoru. Bir düzine testten sonra ortaya çıkmış. Ne kullanmış? Zerdeçal seti kullanmış. 3-4 ay kullandıktan sonra iyileşmiş. Hamdolsun. Evet. Şimdi dediler ikimiz de sağlıklıyız. Ne olacak? Sperm kalitesini artırmak erkekte ve bayanda da hormon ve yumurta kalitesini artırmak için çoban çökerten seti iyi. Erkek için, kadın için hayıt seti iyi. İyi nedir? İncirli macun. Bu çok enteresan bir şey. İncir KSK. İncir KSK kahvaltıda ve yemekten önce günde 3 tane, birer tane yenir. Yemekten ve kahvaltıdan önce bir tane fazla değil. Burada sadece incir ve zeytinyağı yok. Sarımsak, zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı biber, efendim azgın tekiotu vesaire birçok ginseng, birçok baharat var. Bunlar
cinsel performansı da artırıcı, sperm kalitesini artırıcı. Aynı zamanda bayanlardaki yumurtanın yumurta sayısını canlı, güçlü hale getirir. İncir KSK ismini verdik. Şimdi işte bu görmüş olduğunuz erkekler için çoban çökerten seti iyi deyince incir. Bayanlar için hayıt seti iyi deyince incir akla gelir. Yani burada 8 çeşit ürün var. Biz kısaca iyi diyoruz. Erkekler için çoban çökerten seti iyi. Bayanlar için hayıt seti iyi. Bunun içerisindeki incir bitti diyelim. Gerisi ne oluyor? Burada bir sürü zeytinyağı var, baharat var vesaire. İncir bitti mi? Tekrar kuru incir alıyorsunuz. İçinde küf var mı, mantar var mı, böcek var mı, bozulmuş mu, çürümüş mü? Onu ayıklıyorsunuz, temizliyorsunuz. Kötü olanları atıyorsunuz, tekrar incir dolduruyorsunuz. 2 gün sonra tekrar yiyebilirsiniz. Bitince tekrar incir doldurun, tekrar yiyin. Tekrar 3-4 ay bu kavanoz içindeki baharatlar ve zeytinyağı bir daha almanıza gerek yok. Belki bir defa alırsınız, uzun süre kullanmanız yeterli. Evet, nihayetinde hamile kaldı eşi. Bunları kullandılar. Aradılar, teşekkür ettiler. Hamdolsun. Yegane Mahmut Beyli hanımefendi diyor ki, doktorum bu bitkini denedim. Azerbaycan'dan. Sizin sayenizde en kötü romatizmadan kurtuldum. Kurtuldum diyeceğine kurtuldum demiş. Maşallah iyi güzel. Allah yardımcınız olsun. 2 yıl yaşadım bu hastalığı. 6 ay sizin ilacınızı Harpagos seti B alıp kullandım. Çok teşekkürler. Ha, onların çok çok nasıl yazmış bak. Çok çok teşekkürler yazmış. Biraz Azerbaycan, biraz Türkçe karıştırmış. Harpago ile ilgili klinik araştırmalar var. Harpago dünyada romatizmanın her türüne artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji vesaire klinik araştırmalar yapılmış. Güney Afrika'da yetişir bu Harpago denen bitki. Biz bunun Güney Afrika'dan hapını, damlasını, derecesini kapsülüne getiriyoruz. Kapsülünü burada yapıyoruz. Bu Harpago bitkisi çiçeği bu şekilde Namibya çöllerinde yetişir. Almanlar çöllere gitmişler, istila etmişler. Bütün bitki onların kontrolünde adeta. Evet, Harpago ile her türlü romatizma tedavi edilir. Bu bitkinin birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus vesaire en etkili bitki. Nereden biliyoruz? Gökçek söyledi demek önemli değil. Söylediğini ispat edecek mi bu adam diyeceksiniz. Burada klinik araştırmalar yapılmış çok da ben sadece birkaçına değineyim. Zamanımız yok. Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrunski ve ekibi 50 hastayı Harpago ile tedavi etmiş. Fransa'da artroz, eklem bozulması, artrit, eklem iltihaplanması rahatsız olan 800 hastayı tedavi etmişler. Yine sırt, bel ağrısı olan, kronik sırt bel ağrısı olan 118 hastayı Kubrunski, Profesör Doktor Kubrunski Heidelberg Üniversitesi'nde Freiburg Üniversitesi'nde tedavi etmiş. Vesaire. Yani bilgi var. Laf yok. Evet, bazıları gibi sallamıyoruz. Çınar yaprağı iyi gelir. Onu 50 gramını da 98 liraya satıyor. Maşallah. %1 milyon kar. Bu kadar da olmaz yani. Her şey dolandırıcı. 10 numara. Polis beyefendi geldi bugün diyor ki, dün Fenerbahçe Barcelona basketbol takımının maçı varmış. Tabii askerler de polisler de dışarıda görevli. Nöbet tutuyorlar. Soğuktan iki arkadaşı fenalaşmış. Ne olmuş? Hastanelik olmuş. Üşütmüşler. Vallahi soğuktu, buz gibi havada durmak da zor yani. Saatlerce bekle robot gibi. Herhalde biraz da kendileri iyi giyinmemiş. İçlik giymeleri lazım. Böyle sağlam giymeleri lazım. Dışarıda öyle durulmaz. Dışarıda kulübe yok, bir şey yok. Ne olmuş? Aşırı üşütmüşler, hastanelik olmuşlar. Bana bir şey olmadı diyor. Niye dedim? Soğuk havalarda Bosveria kullanıyorum diyor.
Koloidal gümüş üşütme grip nezle yakalanmak için de koloidal gümüş içiyorum diyor. Evet. Ne zamandır bizim ürünleri kullanıyorsun dedim. Takriben 5-6 yıl önce hastalanmış. Polis okulundayken. O gün kullanmaya başlamış. Üşütme, grip, nezle bir sürü rahatsızlığa yakalanmış okulda. Bizim ürünleri kullanmış, iyileşmiş. Sık sık hastalanan, üşütme, grip, nezle yakalanan kişi bizim ürünleri kullandıktan sonra iyileşince bağışıklık sistemini güçlendirdiğini görmüş. 6 ay kullanmış. Ondan sonra da diyor ki sizin ürünler devamlı bende bulunur. İşte üşütme, grip, nezle dışarıda soğukta çalışırken Boswellia veya koloidal gümüş kullanıyorum diyor. Üşütme grip nezleye karşı koloidal gümüş. Ha biz bu arada koloidal gümüşün daha etkili bir formül geliştirdik. O da her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili olan ormuz gümüş. Ormuz GM'si. Evet. Yine Abdullah bu polis memuru. Valinin önünde, İstanbul valinin önünde nöbet tutarken arkadaşı soğuktan yüz felci geçirmiş. Aşırı soğuklarda hastanelik olmuş. Diyor ki ben diyor saatlerce kalsam bana bir şey olmaz diyor. Niye dedim? Boswellia kullanıyorum diyor. Koloidal gümüş kullanıyorum diyor. Arkadaşları tavsiye ediyorum diyor. Polisler ve askerler nöbet tutan askerlere mutlaka Boswellia kullanmaları gerekir. Her türlü üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit vesaire yakalanmamaları için vücudun ısısını artırır, koruyucudur. Metabolizmayı hızlandırır. Saatlerce böyle bu put gibi durursan ne yapacaksın? Tabii ki hastalanacak. Üşütme, yüz felci de olur. Allah korusun. Askerimizin, polisimizin değerini bilmemiz lazım. Onları her türlü kötülüğe karşı korumamız lazım. Evet. Ömer Faruk Su. Bağırsak mantarı. Ağız kokusu, yorgunluk, sabahları uyanamama, birçok rahatsızlığım vardı diyor. Tükürük testi yaptırdım. Tükürüğüm böyle tabana çöktü. Mantar olduğunu anladım diyor. Gökçek'ten. Kortisep seti. Kortisep. Nerede hacı? Aa, buradaymış. Kortisep seti ve Laman cedesi 2 diyor. Kullandım. Laman yapmış. Laman. Cedesi 2 ile Laman yaptıktan sonra diyor bağırsaklarımdan diyor spagetti makarna benzerinde beyaz, ince, uzun, sümüksü, balgam gibi bir şeyler çıktı diyor. Çıktıysa kurtuldum. Çıkmasaydı hapı yutmuştum. Maşallah. Biraz yoğun kullanmış. Yani su bardağı katmış. 1,5 litre ılık suya. Başka kurtulanlar da onlar da yorum yapmış. Evet burada Deniz Hanım o da diyor ki jöle gibi deniz anası şeklinde deniz atı diyor. Deniz anası diyecek herhalde. Deniz anası gibi böyle jöle düşmüş. 4-5 tane kurtuldum. Deniz Hanım da öyle diyor. Evet yani güzel yorumlar var. Sağ olun, teşekkürler. Skolt kullandım. Bütün günün yorgunluğunu Ormus Gold mucizevi bir ürün. Bütün günün yorgunluğu gitti. Sürekli bir enerji geldi. Çok memnun kaldım. Tekrar sipariş veriyorum. Gece daha rahat, daha kaliteli uyutuyor. Duru ve berrak rüyalar görüyorum. O maşallah çok güzel. Hormuz koltuğu ne kadar bahsetsek az çünkü kullanan herkes memnun, hamdolsun. Zaten gelen yorumların %40'ı Ormus Gold. 500 çeşit ürünümüz var. %40'ı Ormus Gold'la ilgili. Dünyada üretilen hiçbir Ormus Gold, bizim üretmiş olduğumuz Ormus Gold'un kalite bakımından onda biri bile olamaz. Neden? Çünkü bu sadece
tuzlu su ve altın su, birazcık altın değil, birçok şey içeriyor. Onları daha önce anlatmıştım. Selamlar, saygılar. Lyme hastalığı. Biliyorsunuz kene ile bulaşır. Kene cildinizi, kolunuz, bacağınız, sırtınız, oranızı, buranızı, her yerinizi, herhangi birinizi ısırır diyelim. Böyle kafası içeri gömdü. Çekerseniz kafası kopar, koparsa birçok mikrop içeri gider. Bunu burgu şeklinde tutuyorsun. Pinzetle şöyle çeviriyorsun. Saat yönünde veya ters yönde. Çevirdiğin zaman kafası çıkıyor. Yoksa çekersen kafa içeride kalıyor. Ne kadar mikrop varsa hepsi kana karışıyor. Borrelia burgdorferi isimli bakterinin sebep olmuş olduğu bu dana gözü gibi böyle göz oluşur önce. Birkaç gün sonra. Dana gözü gibi böyle göz oluşmuşsa %100 Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi bu bakteri çok enteresan bir bakteri. Enteresan yapan nedir Borrelia burgdorferi? Evet. Borrelia burgdorferi. Borrelia. İşte şu gördüğünüz böyle burgu şeklindeki bakteri kana karıştığında ne yapıyor? Bağışıklık sistemi vücuda giren herhangi bir bakteri, virüs veya mantara karşı ne yapar? Hemen antikor gönderir. Nedir bu tanı? Antikor buna gelir, yapışır. Fakat bu ne yapıyor? Antikorun bunu tanımaması için dost gözükmeye çalışır. Dost. Hemen kılıf değiştiriyor. Diyor ki ben yabancı değilim, sendenim diyor. Bağışıklık sistemi ne yapıyor? Müdahale edemiyor. Onu tehlikeli madde olarak görmüyor. Akıllı bakteri, tehlikeli bakteri. Aynı EBV virüsü gibi o da lenf sistemine yerleşince bağışıklık sisteminin antikor göndermesini önlüyor o. Bu ne yapıyor? Kana karıştı mı? T hücresi, B hücresi gönderdi buna antikor. Bunu deşifre etti. Nedir bu? Ben sendenim diyor. Buyur. Yabancı değilim diyor. Ben hücrenin bir parçasıyım diyor. Bu insan bünyesindeki her hücre T hücresi, B hücresi, makrofaj, yani asker, polis hücreler nasıl ki geziyor sokakta. Polis kontrol ediyor mesela trafikte. Değil mi? Ya diyor ki gel bakayım şüphelendiğine. Kimliğini göster vesaire. Bağışıklık sistemi de kontrol ediyor dolaşırken. İnsan vücudundaki bütün hücreler diyor ki ben yabancı değilim diyor. Sinyal gönderir. Ha tamam bu benimmiş diyor. Bu bakteri de akıllı. Hemen sinyal gönderiyor. Diyor ki ben sendenim, yabancı değilim diyor. Yani polis yakaladı. Gel buraya sen diyor. Bu diyor ki ben sendenim. Sahte belge gösteriyor. Yani pasaport, kimlik gönderiyor. Orijinal gibi. Polis kimliği gibi. Polis kıyafet. Kıyafet değiştiriyor bu. Kılıf değiştiriyor. Maske değiştiriyor. Şekil değiştiriyor. İnsan vücudundaki herhangi bir hücreymiş gibi. Yani mantosunu değiştiriyor. Maskesini değiştiriyor. Kılıfını değiştiriyor. Ben sendenim diye sinyal veriyor. Sinyal verince ne oluyor? Polis diyor ki aa bu bizdenmiş diyor. Hadi git. Trafik polisi yakalanıyor ama trafik polisi bizdenmiş diyor. Serbest bırakıyor. Şekil değiştiriyor. Maske değiştiriyor. Her türlü şekle girebiliyor. Ve kurtulduktan sonra ne yapıyor? Bir jölemsi bir madde üretiyor. Aynı jelibon gibi. Onun içine giriyor. Jölenin içine girdi. Artık ona hiçbir antibiyotik, ilaç, hiçbir şey fayda etmiyor. Hiçbir şey. Ne oldu? Yavaş yavaş tıkır tıkır çalışmaya başlıyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Evet. Ta ki Gökçek Ormus gemisi bulana kadar. Ormus gemisi nedir? Ormus gemisi şu koloidal gümüş her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili olan doğal bir antibiyotik. GMS koloidal gümüşten farkı nedir?
1 milyon daha küçük olması. 1 milyon. Koloidal gümüş 20 ila 40 nanometre çapında. Nano. Yani metrenin milyarda biri. GMS, Ormus gümüş nedir? Metrenin trilyonda birinden daha küçük. Pikometreden daha küçük. Neden? Elektronla çekirdek arasındaki mesafe 150 pikometre. Yani trilyonda bir. Trilyonda 10. Öyle düşünelim. Ama elektronu saymadan hücre çekirdeğini alırsak ne oldu? Ya trilyon çapında çekirdek. O nereye gider? Ulaşmayacağı yer yoktur. Ormus gümüşün insan vücudunda ulaşmayacağı yer yok. Ormus GMS. Yani Ormus gümüş. Dünyada bakteriye karşı en etkili ürünü kim üretti? Dünyada, Türkiye'de değil. Evet. İşte bu karşınızda görmüş olduğunuz İbrahim Gökçek. Ama kibirlenmiyorum, gururlanmıyorum. Neden için? Allah'ın vermiş olduğu bir nimet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize diyorlar ki sen Allah'ın nasıl bir kulusun? Allah'ın katında yerin değeri nedir? İşte diyorlar Hazreti İbrahim Allah'ın dostu. Hazreti Adem işte insanların babası. Hepsinin bir yeri var, değeri var. Senin değerin nedir? Diyor, diyor ki ben Allah'ın öksüz, yetim, garip, fakir bir kuluyum diyor. Alemlerin efendisi. O kadar alçak gönüllü. Ve bu sözü, peygamberimizin bu sözü Allah-u Teala'nın çok hoşuna gidiyor. Diyor ki tamam diyor, onu makamıma getirin diyor. Ve Miraç yukarı çıkıyor. Alemleri görüyor. Arş-ı Ala'ya çıkmak, Allah'ın katına çıkmak sadece ona nasip olmuştur. İnsanlık tarihinde. Evet. Biz de peygamberimizi örnek alarak ne diyoruz? Hamdolsun kibir yok, gurur yok. İnşallah böyle kalırız. Zaten bu çizgiyi aşarsa kişi, kibirlenirse, havalara girerse, şeytana uyarsa bir de bakmışsın Allah korusun gavur olmuş gitmiş. Birçok insan var piyasada. Her şeyi ben bilirim. Ne bileyim ya? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye vermişler gazı, demişler ki sen çok büyük bir alimsin, şöyle alimsin, böyle alimsin. Demiş ki benim bilmediklerimi ben ayağımın altına koysam kafam arş-ı alaya değer. Benim bildiğim denizde bir damla demiş. Onun bildiği denizde bir damla ise benimki nedir? Benim bildiğim bir damlanın milyonda bir hiçbir şey. Gurur yok, kibir yok inşallah. Hiç kimseye de tavsiye etmem. Çünkü gurura, kibire kapılan adamı yeri nedir? Cehennemin dibi. Hürmetler, saygılar. Başınıza artık kusura bakmayın. Allah'a emanet olun.